Merhaba. Bugün Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden bir tanesi olan Stanford'a konuk olacağız. Ve çok ilginç cevapları olan bir soru dinleyeceğiz. Girişimcilik dersinde öğrencisiniz. Hoca sınıfa giriyor ve sınıfı takımlara bölüyor. Her takıma $5 veriyor. Amacınız önümüzdeki 2 saat içerisinde olabildiğince çok para kazanmak. Ve sonrasında 3 dakikalık bir sunumla neler yaptığınızı sınıfa anlatmak. Yani $5, 2 saatiniz ve 3 dakikalık sunum zamanınız var. Siz olsanız ne yapardınız? Düşündünüz mü? Gelin Stanford'lılar ne yapmış ona bir bakalım. İlk takım oldukça girişimci. $5 ile limon, su, şeker ve bardak alıp kampüste limonata satmış ve bundan $50 kazanmış. Maalesef bu takım sonuncu oldu. En çok para kazananlar $5'ı hiç kullanmıyorlar bile. Çünkü onlar $5'ın aslında verimsiz bir kaynak olduğunun farkında. Onlar Elon Musk videosunda da anlattığım gibi temel prensiplere iniyorlar ve soruyu hiç paramız yoksa nasıl para kazanırız olarak ele alıyorlar. İkinci takım 2 saatlik süresini uzman olduğu konularda arkadaşlarına ve şirketlere danışmanlık vererek değerlendiriyor. Ve bunun sonucunda tam $260 kazanıyor. Ama maalesef bu takımda birinci olamıyor. Üçüncü takım probleme çok daha farklı yaklaşıyor. Onlar ellerindeki en önemli kaynağın $5 veya 2 saat olmadığının farkına varıyorlar ve 3 dakikalık sunum sürelerini Stanford öğrencilerine sunum yapmak isteyen bir şirkete tam $650 satıyorlar. Peki size neden bu hikayeyi anlattım? $5 kullanan takımlar ana soruyu yani nasıl para kazanırımı sormak yerine ellerindeki $5 kullanmaya odaklanıyorlar. Yani büyük resme bakmak yerine ellerindeki araçla oyalanıyorlar. Peki hayatın başka alanlarında aynı $5 yanılgısına düşüyor olabilir miyiz? Şimdi size birkaç tane soru soracağım. Cevaplarını bulmak size kalsın. Elimizden düşürmediğimiz, sürekli baktığımız cep telefonu bizi esas konudan uzaklaştıran $5 gibi mi? Veya kariyerimizde $5'lık çözümlere odaklanıyor olabilir miyiz? Eğitimimiz elimizdeki tüm fırsatları mı temsil ediyor? Peki sorulması gereken esas soru ne? Hayatın amacı ne? Eğitimimize değilse neye odaklanacağız? Bunların cevaplarını size ben veremem. Kendi hayatınıza bakıp önünüze duranların dışındaki opsiyonları siz bulacaksınız. Kariyerle ilgili şunu söyleyebilirim. Eğitim size bir meslek vermez. Eğitim size kullanacağınız bir araç kutusu verir. O araç kutusuyla hangi problemi çözeceğiniz ve çözdüğünüz problem sonucu hangi mesleği edineceğiniz size kalmış. Kendi kendini süren araçları ve onları geliştiren mühendisleri düşünün. Onlar bu işin bölümünü okuyup bu işi yapmaya başlamadılar. Veya Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i düşünün. Mark sosyal medya mühendisliği okuyup Facebook'u kurmadı. Gerçi zaten mezun da olmadı. Yani önce ne yapmak istediğinize ve hangi problemi çözmek istediğinize karar verin. Daha sonrasında bu problemi çözmek için çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye başlayın. Bu süreç içerisinde mesleğiniz ortaya çıkacak ve insanlar size bunun için para vermeye başlayacaklar. Eğer karar vermekte zorlanıyorsanız, nereye bakacağınıza yardımcı olması için Ikigai egzersizinden faydalanabilirsiniz. Onun da videosunu yapmıştım. O videoya da şuradan erişebilirsiniz. Bu videonun konusu için Ozan Varol'un bir yazısından esinlendim. Kendisi Amerika'da yaşayan başarılı bir roket mühendisi ve hukukçu. Onun web sitesinde aşağıya açıklamaları bırakıyorum, göz atmanızı tavsiye ederim. Konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Kanalımı olabildiğince hızlı şekilde büyütmeye çalışıyorum. Bundan dolayı bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgilerle.